Fa 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 desem ne olacak? Saksafon, doğru. Ama bir sürü farklı müzik çalabilen bir alet bu. Ve Volkan Şan'la şimdi bunu ispatlayacak. Beraberiz. Valla hiç fena olmadı. Bence de güzel, heyecanlıydı. Çok heyecanlı. Merhaba. Şimdi böyle heyecan içinde bizi görüyorsunuz. Biz gerçekten çok heyecanlandık. Ben şimdi bunu çıkaracağım. Ve çıkardım. Kazasız belasız. Bugün çok önemli bir konu. Ve çok önemli bir konuğum ve çok sevdiğim arkadaşım. Volkan Şanda ile beraberiz. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk Yüreğe. Ve bugün gördüğünüz gibi kontrabas konuşmayacağız. Saksafon konuşacağız. Elimizde iki tane saksafon vardı. Hala da var. Daha birkaç tane saksafonlar var farklı çeşitlerden. Bunlardan bugün konuşacağız. Evet, bu çok önemli bir soru. Yani bu enstrüman, saksafon nasıl bir alettir? Aslında şöyle söyleyeyim Yuri, tabii en önemli soru, ilk soruda bulur zaten. Saksafon her dalın aletidir, her devrin aletidir aslında. Şöyle, ben saksafonu bütün tarzlarda kullanmayı çok seviyorum. Fakat esasında saksafon klasik dönemin en yoğun olduğu zamanlarda ilk ortaya çıkmışsa da 1800'lerin evet. Ortalarında.
Klasik müzikte hiç kullanılmamış. Birkaç önemli besteci birkaç senfonik eserde kullanmış. Onun haricinde hep caz olmuş saksafonun şeyi. Kadere. Bir şekilde oraya uygun olmuş değil mi? Evet, aynen öyle. Kendine çok güzel bir yer bulmuş orada ve hakikaten de caz deyince hatta biliyorsun direkt logolar bile hep saksafon şeklinde falan öyle bir şeydi yani bu. Aslında caz enstrüman olarak hiç icat edilmemiş bir alet. Tabii tabii kesinlikle. Yani aslına bakarsan klarnetten yola çıkılmış bir garip bir enstrümanı varmış Sayın Arausax'ın. Bunu klarnetin bekiyle yani şu kısmıyla onu birleştirmiş. Böyle bir şey ondan sonra geliştirmiş de bir aleti. Ondan sonra işte epey bir zaman patentini kimseye vermiş. 6-7 sene sonra alet kendini bulduktan sonra paten herkes yapmaya başlamış saksafonu. Ve ondan sonra gerçek şeklini bulmaya başlamış. Hala da artık yok tabii ki şekil oturdu ama birkaç şey perde ilave ediliyor hala. Bütün şeylerde kullanılabiliyor dediğim gibi. Mesela Türk müziğinde bile çok güzel kullanılabiliyor aslında. Hani... Evet bunu, bu örneği biz sonra alacağız. Yani ha, evet, çünkü herkes dinlemek istiyor. Yani saksafon yani Türk müziğinde başka enstrümanlar oluyor. Saksafon nasıl olsun? O kadar caz çaldıktan sonra Türk müziği çalacak mısın? Evet aynen ya, öyle. Çalınır. Çok da çok da güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Yani bütün dünyada kullanılıyor. Yani Amerika'da tabii çok fazla caz işte Avrupa'da çok kullanılıyor. Çok sıkça kullanılıyor. Big band orkestraların ana enstrümanı yani büyük orkestraların, caz orkestralarının. Peki saksafonun ismi zaten Adolf Saxon yapmış değil mi? Tabii. Ya saksafon, saksın sesi gibi işte. Sazın tabii, sözü, saksın sesi. Biz saksafon, evet. Saksafon. Şimdi saksafonun parçalarını anlatır mısın bize? İşte Beck'i var sen demiştin. Beck'te üstünde bir şey var. Onu ben gördüm, merak ettim. Şahsen yani o nasıl bir şey? Merak et, hiç bilmiyordum sürekli. Bilmiyordum. Çok güzel. Evet. Peki hemen anlatalım. Lütfen. Ana kısım, S dediğimiz şu ayrı kısım, hatta çıkarıp göstereyim. Lütfen. Şu. Çıkarılıyormuş bakın. Evet, S deniyor. Buna Türkiye'de seneler evvel deve boynu da deniyordu. Bir de neck diyorlardı. Aynen öyle. Aha. Ve bir esas sesin çıkmasını sağlayan, ki saksafon kadar önemli bir, ayrıca alınması gereken bir şeydir bu back. Ve back'in üzerinde de bilezik ve kamış. Kamışın titreşimisi zaten sesi ulaştırıyor. Yani bildiğimiz aslında çok basit bir kamış. Üflediğin zaman ses çıkarır. Yani düdük gibi bir şey. Aslında zurna zurnanın bir türlü yani. Işte. Aynen öyle. Çok sayı yaklaşım bu. Evet. Ana parçalar bu. Şeyde alto saksafonu, tenor saksafonu. Soprano saksafon iki parçadır sadece. Benimki yine üç. Biliyor musun? Bak. Evet o ekstradan sonradan yapılmış. Evet. Karıştırmışlar. Anlamıyorlar. Esasında bir gövde ve bektir. Evet. Yani o tabii... başka bir şey. Evet, ben de şimdi göstermiş oldum elimde. O da saksafon. Bu arada bu gerçekten saksafon inanın ki bazı insanlar klarnet. Diyor ki klarnet sen çalar mısın? Klarnet çalarım ama şimdi saksafon çalıyorum ben. Gururla bunu sunuyorum. Bu saksafon soprano. Evet. Türlerden o zaman geçelim öyleyse başladıysak. Bundan daha küçüğü var mı? Var. Saksello var. Bundan daha küçüğü. Saksello altoya benziyor. Altonun daha küçüğü, minyatürü gibi düşünmek lazım. Aynen oyuncağı gibi. Aynen öyle. Ama ses çıkan ses sopranoya benziyor. Çıkan sound bu. Bunun tabii bir büyüğü var. Tenor saksafon. Zaten alto, tenor, soprano bunların üçü. Evet. Bir de büyük orkestralarda bariton saks daha kalını geçer. Fakat son zamanlarda bas saksafon ve bas bariton saksafonlar çıkıyor. Onlar artık tamamen şov niteliğinde bir şey. Böyle bir galak kalağı var. Şu galak dediğimiz ses çıkan yer. Ses çıkan yer diyor ama esasına bakın saksafondan buradan ses çıkmaz. Yani... Bak şimdi sen beni şaşırttın. Diyorsun ki buradan ses çıkmaz. Tabii. Nereden yani burayı kapattığın zaman da ses çıkıyor. Biraz absorbe ediyor. Yani %20, %15, %20'lerde bir kapatıyor ama esasında ses bu deliklerden çıkıyor. Aralardan, perde aralarındaki deliklerden çıkıyor. Mesela saksafonla ilgili sana başka bir şey daha söyleyeyim. İnsanların merak ettiği ve hep işte ben bu saksafon bu nefes nasıl benim nefesim yeter mi falan sorusu biliyorsun hep bunu. Tutuluyor. Evet çocuk küçük falan işte ya da kız bir bayağı saksafon çalmak istiyor. İşte benim ciğerim yeter mi falan diye hiçbir alakası yok. Yani ciğerle üflenen bir şey değil. Tamamen diyaframla ilgili bir şey. Bu da hani diyaframla nasıl üflenir? Bu da zamanla oluyor. Kendi kendine oluşuyor. Hani arabada nasıl vites atarken artık bir süre sonra hiç farkında bile olmadan vitesi geçirirsin, değiştirirsin. Bu da gayri ihtiyar bir şey. Artık biz diyaframla bu işi hallediyoruz. Onun için yani ciğerle falan hiçbir alakası yok. Ve yoruculuğu sıfır gibi bir şey. Yani tabii ki sıfır değil de çok az. Sıfıra yakın yani. Yani o kadar uzun zaman
üfleyebilirim ki durmadan. İnanamazsınız yani bu yaşımda. Çok genç çocuklar mesela diyelim ki yeni bir öğrencim başlıyor. İşte bir uzun ses üfle bakalım diyorum. Evet. Uzun ses hemen bitiyor mesela. 5 saniyede bitiyor uzun ses. 10 saniyede bitiyor. Evet. Bir de benden bak diyorum. Bak aradaki yaş farkını düşün. ben tabii bir dakika falan neredeyse üflüyorum. Hiç durmadan üfleyebilirim yani. Tabii başka tekniklerle, zurna tekniğiyle daha da uzatabilirim onu ama. Ah hocam falan. Aslında değil. Yani üfleme de ciğerle alakası yok. Herkes yapabilir bu işi. Peki onu hemen soracağım. Sen diyorsun ki işte çocuklar, bayanlar falan saksafon istiyorsa. Senin öğrencilerin arasında mesela yüzde kaç bayan var? Var mı? Tabii tabii olmaz olur mu? Çok var. Yani şimdi tabii özel derslerimde öyle söyleyeyim. Şu an 16 tane falan öğrencim var benim. Maşallah. Mütemadiyen devam eden. Küçük dırsanesi gibi. Biraz öyle yani. Gibi oldu. Kendi kendine gelişti evet. 4 tanesi kız öğrenci bunların. Genç kızlar da ve orta yaşa yakın da var. Çok hevesliler ve 65 yaşında bir abimiz de var mesela ders alan. Ya ne güzel. Tabii canım yani hayatında evet. Ertelediği bir şey. Çok da yetenekli, çok iş adamı falan. Ama işte saksafon çalmak istiyor. Seneler çok istemiş olmamış. Hep vardır yani işte. Ah keşke konservatuvar zamanla girseydi. Tabii tabii tabii. Tabii işleri her şeyi hayat haline sokunca saksafon çalmak istemiş yani anladın mı? Çok güzel şeyler bunlar. Şimdi saksafon parçaları baktık. Bu diyorsun ya işte buradan ses başlıyor, oradan sonra gidiyor. Bunu parça parça görebilir miyiz? Yani ses nasıl başlıyor? Yani hangi anladım, evet. anladım. O zaman en küçük parçasından evet. Tabii tabii başlayayım. Back'ten. Aynen baksın şu. Back. Back. Şu bilezik dediğimiz kısım var. Bu çıkartabiliyor. Tamam. Kamış çıkıyor. Hı-hı. Tekrar takıyoruz bunu. Bir de şöyle bir şey var Yuri. Saksafon ne kadar iyi olursa olsun. Ne kadar pahalı iyi bir saksafon. Şu back ve kamışın makul sana yakışan değilse sana dudağınla ben öpüşmesi diyorum ona. Yani evet. Dudağınla uyumlu değilse sana ait değilse hiç saksafonun çok iyi olması hiçbir kıymeti yok. Evet. Tam tersi de olabilir. Bu çok iyi olabilir. Saksafonun iyi değilse, entonasyonu yani ses dengeleri iyi değilse o zaman iyi olur. Mesela bundan çıkan ses şu. Neyse ses bundan çıkan budur. Saksafon sesi buradan başlıyor. Yani sanki aynen şey gibi. Aynen buradan başlıyor evet. Büyük nehrin nereden başlaması? Küçük bunlardan. Evet, tabii tabii. Harika. Bu sonra evet. Diyelim ki ses takalım. Saksafon başlayan öğrenciler ilk defa şu. Bu şekilde ben uzun ses üflettiriyorum. Aha. Sen de bilirsin. Değişiyor. Nerede ondan o pınarlar? Sonra tabii evet. Pınar gelişti. Şimdi de denize doğru aksın. Ve şu. Bundan sonra parmaklarına kalmış. Ona hükmetmek. Evet. Anladın mı? Çok güzel. Yani. Gerçekten böyle göstermek çok önemli oldu. Yani böyle düdük sokakta duyduğunuz zaman bilin ki üstüne saksafon şekli eklendi mi her şey değişebiliyor. Evet. O yüzden düdüğe saygıyla bakıyorum. Peki o zaman bu bölümü birazcık özetleyelim. Şimdi saksafonlar küçükten alalım. Saksello. Saksello. Soprano saksafon, alto saksafon, tenor saksafon, bariton saksafon. Bas saksafon, bas bariton saksafon. Bak elim artık yetti. Yeter. Onun için ben de kestim. Tamam. Esasında fakat herkesin aklında yani esas 3 saksafon. Alto, soprano, tenor saksafondur. Hemen bir şey daha söyleyeceğim. Tamam. İlave edeyim. Kullanıldığı yerleri de hemen lütfen açıklamak istiyorum. Alto saksafon daha solist bir saksafondur. Pop'ta, cazda da tabii ki kullanılır ama pop ağırlıklı bir saksafondur. Daha tatlı sesi var. Evet, soprano saksafon daha bir romantiktir benim için. Duygusaldır, evet. Tenor saksafon da cazda çok keyiflidir. Cazın evet. Aşkıdır yani. Çok güzel. Peki saksafon nasıl tutulur? Onu gösterebilir miyiz bizim izleyicilerimize? Tabii. Mesela senin alto saksafon nasıl tutulur? Alto saksafon hemen gösteriyorum. Şekil evet. Şu. Sağ el altta. Hani bunda solak olma şansın yok. Solakların bir şansı evet. Yok. Yine sağ gibi kullanacaklar. Çünkü keşke doğmasaydım falan oluyor. Yok yok alışıyorlar. Solakla çalan tamam, var. Okay. Sol el yukarıda. Sağ elle burada kumanda ettiğiniz 5 tane perde var. Tamam. Fakat ekstra perdeler var şurada. Şurayla çaldığınız. Sol elde de burada 4 tane. Burada 3 tane.
Burada 3 tane, arkada bir tane. Yani bu sakın göz korkutmasın yani. İşte tabii o kadar 10 pende tane perde nasıl parmağın da basıyorsun o kadar falan yani. diye. Evet. Yani ciddi, yani bu hakikaten de antrenman meselesi, çalışma meselesi. Yani Mutlaka. çalıştığın zaman o kadar rahat hepsini kullanabiliyorsun ki yani çalan kendi de inanamıyor. Mesela çok korkarak başlıyor derse. Evet. Bak diyorum bir ay sonra seninle aynı bunları konuşacağız. Ya hakikaten hocam ya oluyormuş falan. Bunları Çok güzel. duyduğumuz şeyler evet. Yani sonuçta saksafonların tutma şekli aşağı yukarı aynı. Aşağı yukarı Çünkü aynı. bütün Tamamen aynı. perdeler aynı yerde. Aynı. İşte birkaç tane ekstra var. Onları Saksfon büyüdükçe mesela tenor saksfon oldukça pozisyon biraz daha açılıyor ama şekil aynı. evet. Bek biraz daha büyüyor. Hı. Sopran olunca da biraz daha küçülüyor tabii orantılı Evet. olarak. Evet. İşte sadece bas saksafon çaldığı zaman biraz ağız şeyine, şekline ve büyüklüğüne bakmak lazım. Çünkü o bek Tabii zaten o, sığmayabilir. sakın bas saksafonla kimse başlamasın öyle bir Tamam. şey yok. Bas saksafonla aslında Altoyla. alto ile başlıyoruz. Çünkü en kolay başlamak için ve en tatlı enstrümanlardan bir Aynen öyle. tanesidir. Peki, altonun yani müziği hangi müzik çalınabilir? Sen dedin mesela pop da çalınabilir. İşte pop caz da çalınabilir. Bir tane böyle örnek çalar mısın bir tatlı tatlı bir şey poptan ya da pop cazdan bu alto Tabii ki. saksafonla. Lütfen. Niye çalmayayım? Volkan Şanlı'yı anlatmak dakikalara sığmayacak kadar zor bir durum benim için şu anda konuşmak. Ama uzun süre beraber sahnede müzik yaptık. Çeşitli projelerde yer aldık. Kendisi mütevazidir bu konuda. Eminim anlatmadığı şeyler de vardır. Onları da ben anlatmak isterim doğrusu. Müzik prodüktörlüğü olsun, aranjörlük olsun, besteci, söz yazarlığı olsun. Geçmişine baktığınızda Volkan Şanlı'nın ne kadar değerli bir insan olduğunu bir kere daha anlayabiliriz. Bu konuda dostum olduğu için ve birçok şey paylaştığımız için çok mutluyum. Benim için de gurur verici bir şey. Bu arada enerjisi, Volkan Şanlı'nın enerjisi benim için çok önemlidir. Şimdi de yeni bir proje yapmaya başladık. Hemen heyecanlanır ve içine çeker insanı. Sizi de heyecanlandırır onun coşkusu. İyi ki varsın Volkan, dostum. Peki, bu saksafon, şimdi biz dedik klasik müziğinde biraz az kullanılmış, pop müziğinde bayağı var. Sence hangi müzikte en yaygın kullanımı saksafonların? Saksafon en yaygın cazda kullanılıyor. Her zaman da kullanılacak. Yani Evet. saksafon caz müziğinde işte ana enstrümanlar bas gitar ya da kontrbas, davul, klavye ve gitar varsa Evet. renk enstrüman ilk tercih saksafondur. İlk tercih saksafondur. Ondan sonra trompet olur falan ama saksafon en çok tercih. Her zaman cazda anılacaktır saksafon. Ama her dediğin gibi her müzikle çalınır. Tango ile bile çalarsınız yani saksafon. Evet. Bu arada Gayet de güzel olur. gayet güzel. Değil mi? Gerçekten oluyor. Evet. O demek ki bu anlamda biz yırttık. Ya her zaman caz olunca biz oraya gideceğiz Ya ben mesela çalmaya. Türk müziğini de çok seviyorum. Türk müziğini de çok cidden Evet. seviyorum. Hani koma basmak zordur. Komalar vardı çünkü Türk müziğinde ama o nameleri falan yapmak çok hoşuma gidiyor cidden. Sen mesela saksafon uluslararası ama saksafon ustalarını isimlerini buraya getirebilir miyiz? Yani birkaç tane bir Evet, tabii. babalardan. Ya zaten artık yani bir internet ortamı diye bir şey var biliyorsun. Yani Evet. internette bir saksafon kim çalıyor falan herhangi bir şey ya zaten hepsi çıkıyor. Ama yani benim dinleyerek büyüdüğüm birkaç tane usta tabii ki Yalnız onları ben internette söyleyeyim. yazdım bu programdan önce. Saksafon yazdım. Volkan Şan da çıktı. Benden İlk sonrakileri şeyde. söyleyeceğim şimdi Ha zaten. lütfen onları bir sıralayalım. Peki. Stan Getz Evet. eskilerden var. David Sanborn çok beğenirim. Alto Evet. saksafoncu. Stan Getz de mesela Stan GETZ'dir. Getz yazılıyor. Evet. Hemen Yani takip etmek bulabilmek için. isteyenler. Evet. Bu arada Stan bile Stan yazsanız çıkıyor. Ha. Getz tenor çalıyor. Tenor çalıyor ve şey gibidir. Mesela nasıl Amerikan müziğinde eski Frank Sinatra tane Evet. tane böyle şey yapar ya söyler. Stan Getz'e saksafonu öylesidir. Yani her şeyi duyarsın böyle pırıl pırıl çalar. O Hafif işte altımsı bir sound çıkıyor. Böyle fısır hafif harika. diyarak Evet böyle ve evet. kamış sesi gelir. Çok severim onu. İşte
yakında yakınlarda kaybettiğimiz işte Michael Brecker var. Evet. Ki biliyorsun. Çok doğru dedin. Var dedin. Yani gerçekten kaybettik onu ama o var. Elbette ki. Onun tabii. Kayıtları. Aynen öyle söylüyorum. Evet, doğru. Aynen. Çünkü hala devamlı dinlediğim biri olduğu için. Yani bir kırılma noktasıdır saksifonda, empirojede, evet, doğaçlamada. Onun, evet, için cidden çok önemli bir insan. Tabii ki çok fazla isim var. Yani Türkiye'de de çok iyi saksifoncular var. Neticede itibariyle Yüre var mesela. Var mı? İşte Yahya Dayı var, işte, evet, Levent Altındağ, evet, var, bir Serdar Barçın var. Bir sürü insan, cidden çok iyi müzisyenler var. Ama tabii biz hepimiz... Yani çünkü bizim ülkemizin enstrümanı değil neticede. Esasında dışarıda çok güzel şeyler var. Onları dinleyerek büyüdük. Peki, senin grubun var, Elmacı. Ondan bahsetmeni istiyorum. Çünkü... Elmacı vardı. Evet. Benim de içinde olduğum 2-3 arkadaşla beraber başlattığımız bir gruptu. Benim grubum demeyelim ama esas patronları bizdik yani. Patron derken şey anlamda, evet, kurucuları bizdik. Evet, lider. Öyle tabii değil, yani öyle projede patron olduğun zaman para da var işin içinde. Çünkü bu işte para yoktu. Çünkü biliyorsun bu işler keyif işi. Yani bazı, evet, projeler Türkiye'de keyfine yapılmak için. Biz çünkü oradan besleniyoruz. Aynen. Ruhen. Tabii. Diğer sanatçılardan da yiyoruz, içiyoruz. Yani bu iş böyle cidden. Türkiye'de böyle. Çok normal tabii ki. Elmacı dağıldık gibi bir şey oldu aslında. Bir iki sene, 2,5 sene çalıştıktan sonra. Fakat tekrar kuruldu. Bazı arkadaşlar ayrılmak zorunda kaldı. Kalan arkadaşlarla. İnşallah işte bu kışın şu an provalardayız. Çok güzel. Onlar tekrar devam ediyor. Funky çaldığımız bir gruptu. Mesela, evet, onda da brass section dediğimiz ekiple çalışıyorduk. Mesela altyapı var. Ve trompet, trombon, saksifon üçlüsü, brass section dediğimiz birçok müzikte çok güzel, çok keyiflidir de kullanılır üçlü. Brass grubu. Öyle bir projeydi o da. Ama devam ettirmek istiyoruz. Yani ediyor da şu anda provalarını, olsun, yapıyoruz. Başka projem daha var. Sorarsan söylerim tabii. Soruyorum o zaman. Başka projem ne var? Var. Lütfen. Olmaz mı? Evet. Tabii hemen söyleyeyim. Smooth Sax Project adında bir projemiz var. Aslında Volkan Şan'da projekti. Fakat ben hani... Aktif patron. Yok. Onun için onu değiştirdim. Çok da hoşlanmadım. Smooth Sax Project olarak yaptığım bir şey var. Zafer Şanlı bas gitar. Emir Özoğul var, davulcu ve Firuz İsmailov. Aa, ne güzel. Saksifon üzerine kurulu ama böyle çok küçük bir orkestrayla 3-4 kişi. Bir de türkü tadında şeyler de yapıyoruz arada kendi düzenlemelerimizle. Bunu söyleyen bir arkadaşımız var, Mine Geçili. Çok keyifli proje yapıyoruz. Tam böyle istediğimiz gibi zevkli bir şey. Evet. Tabii İstanbul'da çalacak bir yer bulursak vardır diye koskocaman şehirde vardır, düşünüyoruz tabii, inşallah, tabii, bakalım. Okan, seninle bir herkesin bildiği, umarım böyledir, Black Orpheus. Çalalım mı? Tabii, çalalım. Ben de çok seviyorum. Şimdi ben basçı olayım, sen de saksafoncu ol. Hadi bakalım nasıl, evet, olacak. Böyle, evet. Uç, orada enstrüman yok değil mi? Bas, alt en yukarı. Tabii, peki, evet. Böyle, hadi, işte çıkıyoruz sokağa. Duymasam. Biz seninle beraber başlayalım bir yerde ikili ya. Evet. Sokak bizi bekliyor. Sokak güzel. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben gerçekten teşekkür ederim. Çok keyifli seninle çalışmak. Vallahi, sağ olun. Peki, saksafona başlamak için
yaş sınırı var mı? Yoksa direkt bir yuvadan hadi... Tabii ki var yani var. Evet. Var yaş sınırı... Piyano gitar gibi değil elbette ki nefes ve ağır bir enstrüman olduğu için çok da hafif değil. Onun için bir yaşını var. Benim 9-10 yaşları benim için ideal bir yaş. 9-10. Tamam ya olabilir. Tabii o birazcık artık şeye bağlı yani çocuğun ne yapısına kadar da bağlı tabii elbette. Kuvvetli tabii, olduğunu. Tabii. Çünkü ben hatırlıyorum benim bir öğrencim var hala da var. Bana geldi 11 yaşında alto saksafon çalacak. Alto saksafonun zor görünüyordu. Yani böyle o kapatıyordu evet. O yüzden çok şey başladık böyle ufak tefek işte sadece solden yukarıya aşağıya gitmiyorduk. Yavaş yavaş tabii. Şey yani tabii bu çok önemli bir şey. Ben de 11 yaşında başladım ve tenor saksafona başladım. Of. Tenor saksafon mecburen öyle başladı çünkü konservatuvarda tenor saksafon tutuşturdular elime. Onunla başladık cidden. Olacak. Evet mecbur ya başka yoktu çünkü. Olsun ama yani baktık bak sen kaç yıldır çalıyorsun hiçbir şey olmadı sana. Hiçbir şey maşallah olmadı. Maşallah diyoruz. Çok güzel evet. Hissediyorum yani. Evet. Demek ki şanlı 11 şey. Yaşında Volkan Şanlı gibi direkt tenor saksafonla başlanabilir. Evet. Tabii yine de alto ile başlarsak daha iyi olur. İmkanlar. Evet. O zaman çünkü eskiden saksafon çok pahalı enstrümanlardı. Şimdi de çok alemin... fazla yani dondurma parasını alamıyorsunuz. Yok şöyle bir şey şansım var şimdi. Öğrencilerime mesela ilk başlayan öğrencilere özellikle. Pahalı enstrüman aldırtmıyorum. Yani tamam, başlarken tamam, pahalı aldırtmıyorum. Hı-hı. Çok daha uygun fiyat. Eskiden öyle uygun fiyat seçme şansımız yoktu. Şimdi çok daha kolay. Onun için daha böyle makul fiyatlara saksafonlar alınabilir. Hı-hı. Var yani öyle ki öyle almalarını tavsiye ediyorum. Hı-hı. Bir iki sene o idare eder. Ondan sonra zaten iş koptuktan sonra zaten ister istemez alıyorsun. Tabii. Alıyorsun yani evet. Çok güzel. Bir programın daha sonuna geldik. Bugün çok güzel saksafon çaldık. Saksafonlar çaldık hatta değil mi Volkan? Volkan Şanlı'ya çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kırmadığın için yoksa biliyorum kıracaktın ama kırmadın. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli. Bütün ekip çok keyifli. Çok teşekkür gerçekten seninle çalışmak, konuşmak ve çalmak çok keyifliymiş. Onu devam teşekkür edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ ol. İnşallah. Bir sonraki programda başka enstrümanla konuşacağız, çalacağız. Hangi enstrümanları bilmiyorum. Siz de bilmeyin. Bu sürpriz olsun. Aramızda kalsın. Şimdi de en son şarkı olarak Volkan'la bir türkü çalmak istiyorum. Sen de bir soprano saksafon çalarsan tamam, olur. Sanki yakışır gibi geliyor. Olur memnuniyetle. Ben de yine basçı olayım. Hadi yapalım bugün, öyle. Evet içimden böyle geliyor.